Bushmills'ten herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni durağımıza geldik. Benim turda en çok merak ettiğim rotalardan bir tanesi de buydu. Niye burayı merak ediyoruz? Çünkü dünyada 4 tane olan lav sütunlarının en ünlüsü, en görkemlisi burada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ülkemizde Güzelcehisar lav sütunları var. Amasra'da, Bartın'a çok yakın bir yerde, yaklaşık Amasra'ya 12 km uzaklıkta bulunuyor. Ama onu gittiğimiz zaman uzaktan izliyoruz. Böyle yapılan güzel teraslar vardı, onu oradan izliyorduk ama burada üstüne çıkacağız, yürüyeceğiz, böyle çok yakın olacağız ve 12 metreye varan uzunluklarıyla en büyük, en görkemli, masallara konu olmuş olan lav sütunlarını göreceğiz. Şimdi Bushmills kasabasına geldik. Yaklaşık Belfast'tan 2 saat uzaklıkta bir yer. Bayağı uzak yani. Biz burayı görmek için sırf 2 saati geldik. Burası aynı zamanda viskiler için distilasyon merkezlerinin bulunduğu bir kasaba. Oraya öyle bir detay da vereyim. Ama çok milliyetçi bir yer. Geldiğiniz zaman göreceksiniz, her yerde İngiltere, Britanya bayrakları var. Burası böyle daha bir İngilizlere sanırım yakın hissediyorlar kendilerini. Kuzey İrlanda bayrağını çok göremedik açıkçası. Çok yoğun bir talep var. Bakın bugün salı günü olmasına rağmen, hafta içi olmasına rağmen akın akın turistler geliyor buraya. Şimdi biz de işte bu turistlerle birlikte yol aşağı doğru ineceğiz ve görselleri çekmeye başlayacağız. Yakından birazdan size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, aracınızla indiğiniz noktadan sonra yaklaşık bir 15 dakika doğru yokuş aşağı iniyorsunuz. Yol gayet düzgün. Yani bebek arabasıyla ya da tekerlekli sandalyeyle olanlar varsa rahat rahat inebilirler. Bir sıkıntı yok. Hatta çıkışta da bir tane 1 pound karşılığında kullanabileceğiniz shuttle'lar var. Onlar da sizi otobüse çıkarıyorlar. Girişte birkaç tane otel, restoran var. Orada lavabo ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Zaten eğer yine Avrupa Rüyası ya da başka bir firmayla gelirseniz onlar size zaten bununla ilgili detayları söylerler. Yani nerede tuvalete gidersiniz, ne yaparsınız ama dediğim gibi burada şu yoldan aşağı doğru iniyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Rahat rahat iniyor. Çok rüzgarlı. Şu an Ağustos ayına artık yaklaşmamıza rağmen çok ciddi bir rüzgar var ve soğuk yani bir rüzgar. O yüzden buraya böyle şortla, askılıyla falan gelmenizi tavsiye etmiyorum. Mutlaka yanınıza böyle bir ceket de alın diyorum. Heyecanla artık şu yolun bitmesini bekliyorum. Çünkü göreceğim şeylerin ne kadar görkemli olduğunu az çok hayal edebiliyorum. Şimdi birazdan görüşürüz orada. Arkadaşlar şu kalabalığa bakar mısınız? Yani tamam, azar azar insanları görürüz ama bakın şu alan komple işte o 40 bin tane sütunun bulunduğu alan. Ve şu anda insanlar oraya çeşitli aralıklarla gitmişler ve görsellerini çekiyorlar. Gerçekten çok ilginç bir doğal oluşumu göreceğiz birazdan. Bakın şimdi minik minik başladı arkadaşlar. Bunlar böyle çok küçükler. Biraz daha karaya yakın olan taraflar. Yani denize ulaşmayan kısımdakiler. Tabii kış aylara gelince buralara kadar su doluyor. Birazdan işte artık onların arasında yürümeye başlayacağız. Bakın şurada küçük bir tepe oluşmuş durumda ama en babaları işte bakın şuralar. Zaten göreceksiniz sağımız solumuz her şey, her yanımız bu kaldırımlar olacak birazdan. Volkanik patlama sonucu oluşan kaldırımlar bunlar. Birazdan yanlarından size daha detaylı anlatacağım. Ve Devler Kaldırımı dediğimiz yere geldik arkadaşlar. Dünyanın en ünlü lav sütunları bunlar. Şu anda inanılmaz bir duygu içindeyim çünkü çok merak ettiğim bir yerde burası. Yani sanki yani bu insani bir şey ya. İnsanların yapmış olduğu gibi ama bir doğal. Hani sanki silindirleri böyle tek 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 geçirmişler. Binlerce ya. 40 bin diyorlar ama bence çok daha fazla. Yani küçük, irili, ufaklı bir sürü var. Bunlardan böyle tepeler oluşturulmuş. Tabi bununla ilgili efsaneler de var. Orayı birazdan anlatayım. Hani daha bir farklı bir yer size göstereyim, öyle anlatayım ama gerçekten böyle 60 milyon yıllık bir doğal oluşum üzerinde şu an yürüyorum. Yani ücretsiz bir alan bu arada burası. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. Gelip burada gidebilirsiniz, görsellerini çekebilirsiniz. İstediğiniz kadar zaman geçirebilirsiniz. Kimse size kim dinlemiyor. Şu an bakın dalgalar vurduğu için de kim yerlerde böyle kayaların arasında sular oluşmuş ama yürümeye engel olan bir şey yok. Yeter ki kaymayan bir ayakkabı giyin yeter. Çok güzel. Gerçekten çok güzel şu an.
Şimdi buranın nasıl oluştuğuyla ilgili bir hikaye anlatayım size arkadaşlar. Efsanelere göre iki tane hikaye inanıyorlar. Bir tanesi şu. Queen McCall adı verilen, bunların böyle bir efsanevi bir canavarları var bu kendi kültürlerinde. Onun birinci sebep şu, sevdiği kadına ulaşmak için bu kaldırımları yaptığına inanıyorlar. Bu dediğim gibi devden bahsediyoruz, bir yaratıktan bahsediyoruz. Diğeri de İskoçya ile İrlanda arasında bir köprü inşa etmek için bu kaldırımları inşa ettiğine inanıyorlar. Yani böyle iki tane hikayesi var ama asıl olay tabii ki lavlar, doğal, bilim konuşuyoruz burada. Şu arkamızda gördüğünüz bu volkanik kökenli yerlerden patlayan lavlar soğuyarak bu sütunları oluşturmuş ve ortaya böyle muhteşem bir şey çıkmış. Şimdi bu muhteşem mekanda gördükten sonra artık Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta devam edeceğiz. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan merhabalar arkadaşlar. Bu rotamızın bana göre en sıkıcı iki şehrinden bir tanesi. Birincisi kesinlikle Cardiff'ti. Ama Cardiff'ten sonra Belfast'a geldik şimdi. Yani bir turdan sonra tabii ki. Kuzey İrlanda'da muhteşem biliyoruz bir yeri görmek için geldik aslında ama orayı da gelmişken görmüşken başkenti görmemek olmazdı ve bir gece burada kalacağız. Muhteşem bir otelde kalacağız. Buranın özelliği zaten o. En iyi şeyi otelinden dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü bir anlamı var o otelin. Göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Burası 1906 yılında yapılan Georgian mirası yapılan belediye sarayı. Dünya üzerindeki en güzel belediye saraylarından bir tanesi ve şehrinde en ikonik binası arkadaşlar. Önünde böyle Belfast yazısı da var. Herkes gelip burada fotoğrafını çeker, keyifli bir zaman geçirir. Bahçesinde çok önemli yazarların, politikacıların ve feminist bir kadının da heykeli var. Birazdan orayı da anlatacağım. İşte burayı da gezdikten sonra yarın sabah buradan devam edeceğiz. Hazırsanız Belfast gezimize başlıyoruz. Belediye binasının önünde bir kadın heykeli var arkadaşlar. Onu size göstereyim. Bakın bu Mary Ann McCracken. Kendisi 1770-1866 yılları arasında yaşamış. Dönemin ilk, hatta tarihin ilk feminist kadını. Öyle söyleyeyim. Kadınların hakları için çok çalışmış biri. O yüzden şu anda bu önemli parkta, daha sonra belediye binasının önündeki diğer önemli insanlarla birlikte onun da heykeli dikilmiş. Yani o yıllarda bir kadının bu kadar ön plana çıkması büyük bir olay. Şu anda yürüdüğüm cadde Royal Avenue diye geçiyor. Yani Royal Caddesi, Kraliyet Caddesi, ana cadde. Burası şu saatlerde ölü olabilir çünkü artık hafta içi biraz havada soğuk. İnsanlar artık herhalde evlerine çekildiler. Burada birçok markayı, yemek restoranlarını görebiliyorsunuz. Katedrale giden yol burası aynı zamanda. Belediye binası bakın arkadaydı az önce. Oradan katedrale bağlayan cadde. Katedral bölgesi daha hareketli, daha fazla mekan var oralarda ama burası da böyle gün içerisindeki en hareketli yerlerden bir tanesi. Şimdi bu caddeden yürüyerek birkaç tane mekanı Belfast'ta size göstermeye çalışacağım. Arkamda gördüğünüz bu katedral Belfast Katedral olarak geçiyor. Diğer adı St. Anne Kilisesi. Burası 1898 yılında Sir Thomas tarafından yaptırılmış olan neo-romanesk tarzı bir kilise. Mimari sevenler benim bu anlattığım tabirleri daha iyi anlarlar. 3 tane giriş kapısı var. Şu anda nedense şehir bomboş. Yani salı akşamı şu an 6.30-7 civarında şehre geldik ama herhalde burada hayat çok erken bitiyor. Zaten Belfast hakkında bunları duymuştuk ama şu anda bakın burası en önemli meydanlarından bir tanesi ama birkaç kişi dışında kimse yok. Katedralin ön tarafında da böyle işte sadece gelip fotoğraflarımızı çekeceğiz. Ondan sonra görebileceğimiz diğer mekanlara devam edeceğiz. Bulunduğumuz yerde Yazarlar Meydanı. Bu meydanda da işte çeşitli yazarlara ait böyle bazı şiirler var, bilgiler var, mottolar var. Öyle. Hani bu anlatacağım yerde bu kadar. Şimdi hava kararmadan görebileceğimiz bütün mekanları görmeye çalışacağız. Yani Belfast arkadaşlar gerçekten o İrlanda'dan ya da İngiltere'den çok farklı olduğunu Kuzey İrlanda'nın burada görüyoruz. Zaten bize hep anlatılan ya da okuduğumuz şeylerde bunu tatbik ediyorduk. Sıkıcı bir şehir derlerdi. Yani insanlar daha böyle bir din savaşları arasından kurtulamadıkları için hani o siyasi gerginlikler, işte o toplumsal gerginlikler bitmediği için işte insanlar bu şekilde herhalde çok yaşamaya vakit bulamamışlar sosyal hayata. İşte biraz da böyle çekebileceğimiz yerler alıyoruz ama çok bir şey bulamadık. Bakacağız karşımıza çıkan güzel yerleri çekmeye devam edeceğiz. Müzik.
hızlıca bir bu İrlanda, Kuzey İrlanda arasındaki savaş dönemini, ayrılık dönemlerini, İRA'yı falan bir konuşalım. Şimdi 1912'li yıllarda İRA kuruluyor. İrlanda Cumhuriyet Ordusu. Bunlar İngiltere'den ayrılıp bağımsız bir güneyde, bağımsız bir İrlanda Cumhuriyeti'ni kurmak için savaşıyorlar. Sonra bunu başarıyorlar. İrlanda Cumhuriyeti kuruluyor. Ama sonra kuzeydeki kısım, bunlar halen İngiltere'nin egemenliği altında kalmaya devam ediyorlar arkadaşlar. O yüzden İRA tekrar 1960'lı yıllarda kuruluyor ve tekrar İngiltere'yle savaşmaya başlıyor ve 90'lı yıllara kadar bu savaş devam ediyor. Yaklaşık 3500 tane insan bu çatışmalarda ölüyor. Hatta Londoner Brand'de bir yer vardı. Orada bir kanlı pazar diye bir çatışma oluyor. 24 tane masum insan ölüyor. Ondan sonra olaylar çok şiddetleniyor ve İngiltere tüm gücüyle saldırıyor. Sonra İRA milletvekilleri çıkartarak artık olayı barış boyutuna getiriyor. Ama İRA'nın derdi sadece İngiltere'yle değil. Katolikler ve Protestanlar arasında bir savaş ayrıca bu. Katolikler İrlanda'nın bağımsızlığını desteklerken Protestanlar İngiltere'ye katılmaya devam etmek üzere. O yüzden şu gördüğünüz bakın duvar ve şu kapılar her akşam saat 8'den kapanmaya devam ediyor. Biz şu anda Protestanların yaşadığı bölgedeyiz. Yani İngiltere'yi destekleyenlerin bölgesindeyiz. Ama şu duvarın arkasında Katolikler ve İran'ın destekçileri, ayrılıkçı destekçileri, bağımsız destekçileri yaşıyor. O yüzden bakın şu duvar boyunca Abdullah Öcalan da dahil birçok ülkelerdeki bu terör sorunları, etnik sorunlarla ilgili figürlerin, insanların, kişilerin, teröristlerin artık kimlerse onların hepsinin resimleri var. Yani bu adamlar şu anda Filistin'de mesela savunurlar İsrail'e karşı. Çok değişik bir halk bu arada. Yani aynı halk iki farklı din, daha sonra mezhep ama bir savaş var. Bu mezhep aynı zamanda politikaya bağlanmış. O yüzden böyle kafalar karışık gibi gelebilir ama böyle bir durum var. Şu an dediğim gibi şu kapılar bakın akşam kapatılıyor ki sırf birbirleriyle savaşmasınlar diye. Yine gece, çünkü gece vakitlerinde hep böyle bir çatışmalar oluyormuş. Ne olur ne olmaz diye kapatıyor. Eğer siz bunu bilmeyerek burada kalırsanız kapıların arkasında bu kapılar açana kadar sabaha kadar o tarafa geçemezsiniz. İşte şu anda ne kadar zayıflamış olsa da bazı şeyler ama artık durum çok ciddi. O zamanlar çok ciddiymiş ama şu anlar tabii ki önlem amaçlı bazı şeyler yapılmaya devam ediyor. Hikaye kısaca böyle. Sonunda bir güzel bir renkli bir cadde bulduk arkadaşlar. Bu taraf değil de bu taraf böyle güzel çiçeklerle dolanmış. Burada bir tane sanat sokağı varmış. Orayı bulmaya çalışacağız işte şimdi. Herhalde bu sol tarafta bir güzel mekanlar ve sanat sokakları var. Belfast'ta eğer bir şekilde yolunuz düşerse en azından bu videoda gezmeniz gereken birkaç yeri göreceksiniz. Evet, şu gördüğünüz saat arkadaşlar şehrin simgesi. Simgesel saat kulesi öyle söyleyeyim. Yaklaşık 150 yaşında bir saatten bahsediyoruz. Bu da ilk bakışta size böyle dediğim gibi Big Ben'i andırıyor. Londra'nın merkezindeki o meşhur saati andırıyor. Gayet tarihi böyle bazı figürler, kilise çanına benzeyen tepesindeki bir kule de var arkadaşlar. İşte burası tam bir ana caddenin ortasında karşılayan bir yapı. Şimdi böyle, bura benim listemde yoktu ama sonra önce burayı görünce de böyle size anlatmak istedim. Barlar Sokağı'nın girişi sizi böyle bir bina karşılıyor arkadaşlar. Bu Beatles Bar. Bu da işte aslında niye ünlü? Çünkü böyle çok dar gibi başlıyor ama üçgen gibi aşağı kadar böyle genişliyor binalar. Burası şehirdeki en eski barlardan bir tanesi ve şehirdeki insanlar için popüler bir barlardan. Böyle New York'taki 5. caddedeki binayı falan hatırlatıyor. O yüzden buraya gelip böyle bu kiremit binayı da çekmeye ya da görmeye ya da buradaki barda eğlenmeye insanlar geliyorlar. Bakın o az önce size anlattığım saatte şu arka tarafta. Oradan dümdüz gelirseniz bu binayı görebilirsiniz. Belfast'ı şöyle hatırlayacağım arkadaşlar. Nereye gidersem gideyim kapalı. Şu an yani hava çok güzel. Saat 7.30. Ne bileyim. Niye kapanmış? Burası St. George Market. Şehrin kapalı pazarı. Burası işte taze meyve, sebze, hediyelik eşyalar, yeme içme, peynir, ne bileyim et. Bu tarzların satıldığı 100 yıldan fazladır aynı amaçla hizmet veren bir yer. İsmi de St. George arkadaşlar. Bu bütün mekanlar birbirine böyle 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika uzaklıkta. Çok zor değil, hep yürüme mesafesinde. İşte burayı da gördük şimdi. Bir de bir yer daha var. Orayı da sığdırabilirsem otelden önce size orayı da göstereceğim. Şimdi burayla ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz lazım. Hani İngiltere, İrlanda'da böyle alkolle ilgili bir sıkıntı çok yoktur ama Kuzey İrlanda'da şu tabelayı görüyorsunuz. Buralarda kesinlikle elinizde içki olmasın. Alkol şişesi olmasın. Çünkü çok ciddi bir cezası var. 500 euro bir ceza ödüyor biliyorsunuz. O yüzden bunu unutmayın. Eğer böyle bu tabelayı görüyorsanız orada mutlaka ya bir okul vardır ya devlet binası var ya kilise vardır. Civarında içmek de yasaktır.
Turumuzdaki en güzel otele geçiyoruz şimdi. Evet, hazırsanız Belfast'ta kalacağımız oteli gösterelim size. Titanic Otel'de kalacağız arkadaşlar. Burası Titanic'in üretildiği, yani Titanic gemisinin üretildiği şehir. Belfast limanında üretiliyor arkadaşlar, tersanelerinde üretiliyor. Hatta zamanında Belfast dünyanın en ünlü gemi ya da işte o transatlantiklerin üretildiği şehirmiş. Titanic de burada üretilmiş. Hemen bakın, şurası da Titanic müzesi, burası da Titanic Otel. Otelin bir diğer özelliği göreceksiniz çekimlerde. Zaten şu anda görüntülerde görüyorsunuzdur. Titanic konsepti, o dönemki bilgiler, çizimler, filmle ilgili her şeyi burada sergiliyorlar. Aynı zamanda müzede sergiliyorlar. Şurada çekim stüdyosu var ileride de. Titanic bazı sahneleri de orada çekilmiş arkadaşlar. O yüzden bugün böyle bir Titanic deneyim. Oyuncuları değil de sonradan birçok ünlü de bu otelde kalmış. Hatta filmde emeği geçen yapımcılar, işte oyuncuların bazıları, o küçük oyuncular falan da yine burada kalmışlar. İşte şu anda bu otelde deneyimleyeceğiz. İçerideki böyle müze gibi, sanat galerisi gibi bir otel burası. Bakalım, ben de çok merak ediyordum bu oteli. İnşallah güzel bir deneyim olur.